İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye gündemine hoş geldiniz. Bugün değerli konuklarımızla 15 Temmuz'u konuşacağız. 15 Temmuz'a nasıl geldiğimizi konuşacağız. 15 Temmuz gününü ve yaşananları konuşacağız. Ve 15 Temmuz'dan sonrasına dönük geçen bu bir yıl içinde ve daha da sonrası için Türkiye'nin kısa vadede nelerle karşılaşabileceği konusunda konuklarımızın öngörülerini alacağız. Ama bunun yanı sıra adalet yürüyüşünü de konuşacağız CHP'nin. Bu büyük yürüyüş nasıl büyük buluşmaya dönüştü? O gün yaşananlar belki insan hikayeleri de değerli konuklarımızdan alacağız. Ve bu yürüyüşün Türk siyaset tarihindeki yeri ve yansımaları ve öneminden de söz edeceğiz bugünkü programımızda. Konuklarımı hemen tanıtayım size. Sayın Gaye Usluer bizimle beraber CHP Eskişehir Milletvekili. Hoş geldiniz Sayın Vekil. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Üstü Bozkurt bizimle beraber CHP Konya Milletvekili. Sayın Bozkurt siz de hoş geldiniz. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Renginizden yürüyüşte yoğun faaliyet gösterdiğiniz anlaşılıyor. Hiç saklamaya çalışmayın kendinizi. CHP'den parti meclis üyesi Mehmet Ali Çelebi bizimle beraber. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Evet, bu dileklere katılmak tabii çok mümkün. İyi her şey olsun. İsteğimiz o. Türkiye'mizin aydınlık geleceği için herkes uğraş veriyor ve çözüm önerileri ortaya koyuyor. İşte bu çerçevede yoksulluklar, ihtiyaçlar bir takım tepkileri de beraberinde getiriyor. Bu yoksullukları yaşamak istemeyen hem kişisel bazda insanlar hem de kurumlar, siyasi partiler tepki veriyorlar yoklukları ortadan kaldırmak için. O yoklukların en başta gelenlerinden biri de adalet idi. Dolayısıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlayan, CHP'lilerin katılımıyla süre giden ve sonrasında adalet başlığı altında birleşen herkesin katıldığı o büyük yürüyüş hayata geçti. Sonrasında da milyonların katıldığı İstanbul'da Maltepe'deki büyük miting. Onu bir konuşalım istiyoruz. Sayın Bozkurt'la başlayalım. Efendim, Güven Park'tan başladı Ankara'da. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki ben adalet yoksunluğu çekiyorum toplumla beraber. Bu toplumun önemli bir ihtiyacıdır. Dolayısıyla bunu sağlayana kadar ben yürüyeceğim. İsteyen gelsin arkamdan dedi. Tek başına yürüyüşüme başlıyorum dedi. Yola çıktı Güven Park'tan. Siz o andan itibaren o yürüyüşü gün gün an an yaşayarak İstanbul'daki büyük buluşmaya gittiniz. Bize ne tür bir yoksunlukla ya da bu yoksunluğun verdiği nasıl bir mücadele azmidir ki size bu kadar kuvvet verdi ve bu kadar uzun dünya tarihine geçebilecek bir yürüyüş yapılabildi? Çok teşekkür ediyorum Sayın Aygün. Öncelikle Halk TV ekranlarından aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Belki bu sorunuzun yanıtını çok öncesi de vardır tabii ama 2001 yılında Körfez Harekatı'na başlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki mevcut hükümetin buna rıza göstermemesi ve Türkiye'nin bir erken seçime zorlamasıyla iş başına gelen 2001 yılı Ağustos'unda kurulmuş, adı da Adalet ve Kalkınma Partisi olan, her ne kadar sonradan Türk diline de birazcık bühtanla AK dense de 3Y ile yolsuzluklarla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek üzere kurulduğu iddia edilen bir parti. 15 yıllık iktidarının sonunda 13 yıl bir cemaat hareketini ki 70'li yıllarda İzmir Kestane Pazarı'nda bunu söylerken ilkokul mezunlarını küçümsediğim gibi bir anlam çıkmasın ama ilkokul mezunu bir vaizin neredeyse devletin bütün kademelerini kandıra ordu da dahil bütün devlet aygıtını teslim aldığı bir sürece
evrildi. 13 yıllık iktidarının sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi adlı bu parti Türkiye'yi bir darbe girişimiyle karşı karşıya bıraktı. Sayın Ergün, bütün demokratik ülkelerde darbe yasa dışıdır. Darbe kendi yasalarıyla gelir. Başarılı olursa onun yasaları geçerli olur. Başarısız olursa o darbeye kalkışanlar mahkum olur veya işte tecziye edilir. Ama asıl olan nedir? Batı'daki çağdaş demokratik ülkelerin hiçbirinde darbe olmamasının nedeni o ülkeleri yöneten siyasi kadroların tam demokrasi ve insan haklarına saygısı ve adaletli bir devlet düzeni yaratmasıdır. Onu yarattığınız zaman darbeler olmaz. Şimdi o zaman şunu söylemek durumundayız. Eğer 15 Temmuz'da Türkiye'de söyledikleri gibi, ben o kanaatte değilim ama, bir askeri darbe olmuşsa bunu darbeyi yapanlar kadar o darbenin olmasına Türkiye'de yarattıkları 13 yıllık iktidarları sonundaki adaletsiz düzenle Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun yöneticileri de en az o darbeyi yapanlar kadar sorumludurlar. Bu yürüyüş nereden çıktı? İşte 15 Temmuz, yani 21. yüzyılda Türk milletini bir darbe kalkışması, bir ihanet kalkışmasıyla karşı karşıya. Burada şunu da söyleyeyim, ben başından beri bu televizyon ekranlarında, başka ekranlarda hep söyledim. 15 Temmuz'un asla bir klasik askeri darbe olduğunu kabul etmiyorum. İlk günden beri bunu meclis kürsüsünde de söyledim. Çünkü 27 Mayıs'ı, 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı, 27 Nisan'ı, hepsini yaşamış bir arkadaşınız olarak şunu söyleyebilirim ki 15 Temmuz hükümeti devirmeye dönük bir askeri darbe girişimi değil, çok daha vahim. Türkiye Cumhuriyeti ordusunu ve Türkiye Cumhuriyeti devletini Büyük Orta Doğu Projesi adı verilen emperyalist ihanet planının haritasına uydurma amaçlı bir işgal planıdır. Çok daha ağırdır. Tabii bir de askerler tarafından gerçekleştirilen bir hani askeri darbe olarak adlandırılması konusunda bir belki açabilirsiniz. Yani sivillerin yönettiği bir askeri darbe olur mu? Tam oraya geliyor. Yani işte belli görevdeki imamların, imamların yönettiği bir darbe. Şimdi Fethullah Gülen örgütüne mensup bir takım subayın, as subayın, generalin vesairenin bu işe katılmadığını söylemiyorum. Tabii ki var. Tabii ki bir kalkışma da var. Asıl olan şudur ama, klasik bir askeri darbe planı ortada yok. Öyle olsaydı eğer, dünyanın her yerinde, 20. yüzyıl yaklaşık 100 ülkede 200'e yakın askeri darbenin yaşandığı, bizim ülkemizde de 3 büyük askeri darbenin yaşandığı bir süreçtir. Orada ilk yapılacak iş, bir, medya ve iletişimi kontrol altına alırsınız. İki, hükümeti ve meclisi enterne edersiniz. Bundan 67 yıl önce, 57 yıl önce 1960 darbesini yapanlar albay ve aşağısındaki sonradan Milli Birlik Komitesi adını alan subaylardır. Cemal Gürsel İzmir'den emekliyken getirilip o darbenin başına geçirilmiştir. General yoktur işlerinde ama yaptıkları sabaha karşı saat 3'te ilk iş Osman Köksal Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı almıştır. Eskişehir'deki hava üssündeki albay Kütahya'ya doğru gitmekte olan Adnan Menderes'i almıştır ve Ankara'da ve başka yerlerde bulunan bütün hükümet üyeleri ve milletvekilleri sabaha kadar toplanıp enterne edilmişlerdir. 12 Mart bir muhtıradır ama emir komuta zinciri içinde Genelkurmay ve kuvvet komutanı. 12 Eylül aynı şekilde sabaha karşı başlamıştır. O sabah 4 partinin lideri, birisi sonradan birkaç gün sonra yakalanmıştır. İşte Ecevit ve Demirel Hamza Koya, Alparslan Türkeş sonradan yakalanmıştır. Necmettin Erbakan İzmir Uzunada'ya gönderilmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamı zaten boştu. Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Senato Başkanı İhsan Sabri Çağlayan gibi yurt dışındaydı. Geldiği zaman o dönemde. Yani şunun için söylüyorum bunları. Klasik askeri darbe gibi görürsek 15 Temmuz'u yanılırız. Klasik askeri darbede işte 21 Şubat 22 Mayıs 1962-63 Tarat Aydemir olayında olduğu gibi birinci de affedersiniz, ikinci de asarsınız iki tane adamı, biter. Ama burada çok daha vahim, arkasında
emperyalist güçlerin olduğu. Arkasında ta 70'lerden itibaren devlet içinde yuvalanmaya başlayan bir AKP iktidarıyla artık bu devletin içinde ciddi kalkışma yapabilecek güce erişen bir cemaat organizasyonunun ete kemiğe büründüğü ve tekrar söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti devletini mefluç etmek, ordusunu perişan etmek, güçsüzleştirmek, savaş gücünü ve müdahale gücünü, yani müdahale derken Orta Doğu'daki emperyal planlara müdahale gücünü törpülemek, ki bu törpüleme 2007'de Ergenekon'la, Balyoz'la, Oraj'la başlamıştır. Ondan sonra devam etmiştir. Ordu içindeki bağımsızlıkçı ve bu emperyal planlara karşı duracak bütün unsurlar temizlenmiştir. Kalanlar da şimdi bu 15 Temmuz'dan sonra. Bakın 15 Temmuz'dan sonra ne oldu? Bugün Yasin Aktay'ın, AKP'li yöneticinin bir demeci var. Adeta gerçekten kara mizah konusu olabilir. Diyor ki, eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı sorgusuz sualsiz yüz binlerce insan tutuklanacaktı. Başarılı olmadı da ne oldu? Yine yüz binlerce insan işte işinden gücünden edildi. Efendim 50 küsur bin insan tutuklandı falan. Şimdi şuraya geleceğim. Bu yürüyüş nereden? İşte buradan doğdu. Yani 2002'den itibaren adım 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 önce vesayet kaldırıyoruz diyerek ordumuz, ondan sonra devlet aygıtı, ondan sonra eğitimin dinselleştirilmesi, özellikle 4+4+4 ile neredeyse bütün eğitim sisteminin laik ve bilimsel temelden koparılarak dinci bir eğitime, dinsel bir eğitime, dogmatik bir eğitime, çağdan ve bilimden kopuk bir eğitime dönüştürülmesi. Yargının neredeyse işte Yüce Rabbim verdikçe veriyor denilerek önce cemaata sonradan başka bir takım unsurlara teslim edilmesi. Ve arkasından 15 Temmuz. 15 Temmuz'dan sonra çıkan Sayın Aygün ilk 10 kanun hükmünde kararname. Bakın 15 Temmuz bir darbe değil, tekrar söyleyeyim, emperyalist bir işgal planıdır. Ama 20 Temmuz bir darbedir. 20 Temmuz günü Türkiye Büyük Millet Meclisi resmen iskat edilmiştir. Devre dışına çıkarılmıştır. Olağanüstü halle. İki gün önce, dün değil önceki gün, Cumhurbaşkanı makamında oturan AKP Genel Başkanı diyor ki, biz o hal sayesinde grev olacak yerlerde müdahale ediyoruz, grev yaptırmıyoruz. Halbuki olağanüstü hal, anayasamıza göre olağanüstü hal kararnameleri, olağanüstü halin süresiyle ve ilan sebebiyle sınırlı olmak gerekiyor. Yani olağanüstü hali siz eğer Fethullahçı darbe girişimine karşı ve onun tekrarlanmaması için ilan etmişseniz, işçinin grevinin bununla ne ilgisi var? Demek ki bu amaçta kullanılıyor. Diyor ki Hamburg'da diyordu G20 zirvesi yapıldı. Oradaki olayları gördünüz. Biz Antalya'da G20 yaptık. Olağanüstü hal olduğu için böyle olaylar olmadı. Yani insanların doğal protesto gösterilerini, ki Hamburg'da G20 zirvesine katılan ülkeleri protesto eden Alman vatandaşları onlar. Onların olmamasını buradaki o hale bağlamak, demek ki darbeyle bir alakası yok. Şimdi biz niye yürüdük? 16 Nisan bir ikinci darbedir 20 Temmuz'dan sonra. 20 Temmuz 2016 Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin meclisi devre dışı bıraktığı, Türkiye'yi o hal kararnameleriyle yönetmek üzere ki biliyorsunuz 3 ay bile sürmez, bir buçuk ayda bitiririz dedikleri o hali, dün Cumhurbaşkanı diyor ki ne kadar gerekiyorsa o kadar söyleyecek. Ne gerekiyormuş? Gereken nedir? Gerekenin ne olduğu çok açık. Kendi demokrasi dışı rejimlerini ete kemiğe büründürüp ona karşı çıkabilecek unsurları bertaraf etme amaçlı kullanıyorlar o hali. Şimdi o halden sonra ikinci büyük darbe, bana göre yine bir emperyalist oyun olan anayasa değişikliğinin, ki içinde ısrarla söyledim 123. maddeyle Türkiye'yi eyaletler sistemine götürebilecek, bölebilecek ciddi tuzaklar barındıran anayasa, halkın bunları öğrenmesine izin verilmeden, kamuoyunda tartışılmadan, televizyonlarda bizim sesimiz kısılarak, neredeyse 1'e 10 iktidara imkan tanınarak bir referanduma gidildi. O referandumda bugün bütün dünya, bütün Türkiye biliyor ki en az %54-55 hayır çıkmasına rağmen sabahleyin geçersiz sayılan mühürlü oylar, mühürsüz oylar, akşam saat 16.40'da bir YSK darbesiyle
geçerli sayılarak 3 milyon oyun el değiştirmesiyle %49'a 51 gibi bir sonuçla anayasa değişikliğinin kabulüyle Türkiye'de 94 yıllık Cumhuriyet rejimi değişti. Adına başkanlık dedikleri, aslında başkanlık falan da olmayan bir tek adam diktasına evrildi Türkiye'nin düzeni. Şimdi bunun sancılarını yaşıyorum. Sayın Genel Başkanımız da açıkladı. Biz de bir sürü eleştiri alıyoruz. Eminim her iki parti meclis üyemiz de bu eleştirileri almışlardır. Sizler basında duymuşsunuzdur. Canım işte CHP bu yürüyüşte geç kaldı. Yürüseydi işte 16 Nisan günü bu olduğu zaman yürünmeliydi. YSK çubuğu. O günün gergin ortamında bunu yapmayı partimizin genel başkanı uygun görmedi. Ama 15 Temmuz darbesi kullanılarak getirilen OHAL düzeni, 16 Nisan'daki anayasa referandumunda yapılan YSK darbesi ve arkasından Türkiye'ye getirilmek istenen bu diktatoryal düzenin artık yargıya dikkatinizi çekiyorum, çok önemlidir. HSK biliyorsunuz 30 gün içinde değiştirildi. O değişen HSK vasıtasıyla artık AKP'nin il ilçe yöneticileri hakim savcı atanmaya başladı. Ve nihayet bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili CHP'nin 94 yıllık tarihinde ilk defa Sağır Sultan'ın bildiği bir haberi güya işte servis ettiği iddiasıyla, ki bu sadece bir yazarın yazdığı bir kitaptaki işte 200 bilmem kaçın sayfadaki iki satırdır, ben bir solcu milletvekilinden aldım demesi üzerine 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve yargı süreci bitmeden, henüz Yargıtay daha bunu görüşmeden, karara bağlamadan tutuklandı. Bunun üzerine o gün biz meclisteydik. Olağanüstü bir grup toplantısı yaptık. Aynı anda parti meclisimiz toplantı halindeydi. Bütün milletvekilleri meclisten saat 5 gibi genel merkeze gittik. Saat 6'da genel başkanımızla ve MYK üyelerimizle milletvekilleri toplantı yaptık. Şimdi burada hakkını teslim edelim. O toplantı daha başlamadan genel başkanımız geldi. Dedi ki arkadaşlar, bu artık bıçağın kemiğe dayandığı noktadır. Türkiye'de hukuk bitmiştir. Adalet yok edilmiştir. Ben yarın saat 11'de Güven Park'ta olacağım. Elimde sadece Adalet yazan bir pankart ve Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceğim. Biz bu yürüyüşte Sayın Aygün hiç Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı kullanmadık. Hiç başka bir siyasi simgenin kullanmasına izin vermedik. Sadece Türk bayrağı, sadece Atatürk, sadece adalet ve slogan olarak da yalnızca hak, hukuk, adalet. Başka hiçbir şey. Ve bir hesaba göre 500 küsür bin, bir hesaba göre 600-650 bin insan bu yürüyüşün değişik merhalelerinde bizimle yürüdü. Pazar günü 9'unda İstanbul Maltepe'de neredeyse 3 milyona yakın insan, her ne kadar İstanbul Valiliği bir abaküs hesabıyla farklı rakamlar verse de aslında o hiçbir hesaba girmiyor da neyse, 175 bin olarak aslında sayı da çok önemli değil, ama bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte Yenikapı 1,5 milyon alıyor. Biliyorsunuz Yenikapı mitinginde de 5 milyondan 10 milyona kadar uçulmuştu. Kendi ifadeleridir. Yenikapı 1,5 milyon ama işte Maltepe'yi yaptık 2 milyon kişi. Biz o gün canlı yaşamış bir arkadaşımızım. Sizin de az önce söylediğiniz gibi bir gün hariç Enis Berberoğlu'nu ziyaret ettiğim 23 Haziran günü hariç her gün yürümüş bir arkadaşınız olarak şunu söylüyorum. En az 3 milyon insan yürüdü. Bir tek nahoş olay olmadı. Bir tek terbiyesiz laf duymadık. Kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, yaşlısı, genci yürüdü. Arkamızda tek bir çöp poşeti veya pet şişe bırakmadık. O miting alanı, 2 milyon, 2,5 milyon insanın bulunduğu alan, ertesi sabah ben il başkanları toplantısına giderken, inanın polis daha bariyerleri kaldırmamıştı ama alan pırıl pırıldı. Ve ben şunu gördüm bu 25 günde. 94 yaşında Kocaeli'li entelektüel, şair, yazar Selahattin Uyuşan amcayla yürüdüm. 83 yaşında Düzceli Cafer abiyle yürüdüm. 82 yaşında İzmirli dişçi Ahmet abiyle yürüdüm. Kadınlarla yürüdük, gençlerle, çocuklarla yürüdük. Etrafımızdaki, geçtiğimiz güzergahtaki köylerden kadınlar, erkekler su ikram ettiler, ayran ikram ettiler. Selamlar Köyü, adını Atatürk'ün verdiği Kuvvacı İbrahim Ağa'nın köyü, köyün önünde bayraklarla karşıladılar.
ayran ikram ettiler. Elbette protesto edenler de oldu. Çok doğal. Biz bir protesto yürüyüşü yapıyoruz. Bence dünya siyasi tarihinin en uzun mesafeli ve en geniş katılımlı protesto yürüyüşüdür Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü. Tabii ki işte Rabia işareti yapanlar oldu, bize bağıranlar, çağıranlar oldu. Sadece şu, alkış ve hak, hukuk, adalet. Şimdi ben hani bu bölümde herhalde evet şunu söyleyerek sözlerimi bitireyim. Bu ülkeyi yönettiğini düşünenler, başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, iki gündür, üç gündür izliyorum. Hakikaten ayarları bozulmuş saat gibi çok yanlış laflar ediyorlar. İşte sokağa çıkamamakla tehdit ediyorlar. Bu yürüyüşün menzilinin Kandil olduğunu, Pensilvanya olduğunu söylüyorlar. O yürüyüşe katılan insanlara, tıpkı hayır diyenlere dedikleri gibi terörist diyorlar falan. Benim kendilerine tavsiyem şudur, naçizane bir milletvekili olarak. Bir, bu yürüyüşü neden olduklarının bilincinde olsunlar. Onlar bu ülkeyi adaletsiz yönettiği için yürümek zorunda kaldık biz. İki, bu yürüyüşün millet tarafından ve dünya kamuoyu tarafından nasıl meşru görüldüğünü ve nasıl benimsendiğini algılamaya çalışsınlar. Ve son bu bölümdeki sözüm şu olsun. Adalet bir gün herkese lazım olur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da lazım olur. Binali Yıldırım'a da lazım olur. Rahmi Aygün'e de, Hüsnü Bozkurt'a da, Gaye Ustaer'e de ve Medali Çelebi'ye de. Lazım olmuştur kardeşimize. Bu genç kardeşimize adalet lazım olmuştur. Fethullah Gülen'in, işte o Bülent Arınç'ın Yüce Rabbim verdikçe veriyor dediği dönemde bu gepegenç pront kardeşimizin cep telefonuna sehven 301 tane bilmem kimin telefonu, telefon numarası kaydedilerek hakkında onlarca yıllık hapis cezası istenmiştir. Ve ne zaman ki o Yüce Rablerinin verdikçe veriyor deyip yargıya yerleştirdikleri çete kendi pisliklerini ortaya döktüğü zaman bu bir darbeymiş olmuştur. Onun için ayarlı bozdukları kantar bir gün olur onları da tartar. Herkesi akıllı olmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederiz biz de. Şimdi aslında yürüyüşten söz ederken sadece yürüyüş özelinde kalıp orayla ilgili değerlendirme yapmak da çok mümkün değil. Evet. Bu imkansızlığı Sayın Bozkurt'ta yaşadı. Gerçekten öyle. Yani bu adalet yürüyüşü ihtiyacını doğuran nedenler aslında 15 Temmuz'u yaratan nedenlerdi. Dolayısıyla evet, iç içe geçen konular. Biz de böyle devam edelim. Sayın Ustayar'ın düşüncelerini öğrenelim. Belki Sayın Bozkurt bu yürüyüşe neden olan durumları, olayları ortaya koydu. Siz hem onunla ilgili düşüncelerinizi lütfen bizle paylaşın ama bir de pek çok insan öyküsü de vardı orada. Yani belki onların öyküsü bu adaleti anlatmak için daha da etkili örnekler olarak düşünülebilir. Yaşadıklarınızı anlatır mısınız evet, bize? Teşekkür ederim. Gerçekten sevgili Hüsnü Bey konuşurken aynı şeyleri düşündüğümüz, aynı süzgeçleri kullandığımız noktasında gerçekten ben de çok böyle severek, hoşlanarak dinledim. Teşekkür ediyorum bu açıdan. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde darbeler var. Ve bu darbelerin ortaya çıkış nedenleri var. Ve her bir darbeden sonra da bir sonuç süreci var. İşte o süreçte korkular var, o süreçte bastırılan sesler var, aydınların seslerinin kısılması var, akademi üzerine baskılar var ve her birinde bu sonuçları gördük, okuduk, biliyoruz. Şimdi 15 Temmuz askeri darbe girişimi ama FETÖ kaynaklı bir askeri darbe girişimiydi ve önlendi. Ama 20 Temmuz'da o hal ilan edildi. O hali ilan eden, eğer askeri darbe girişimi gerçekleşseydi Allah korusun neler yaşayacaktık, onları düşünmek bile istemiyorum ama geçmişteki askeri darbelerden sonra sıkı yönetimler ilan edilmiştir. Bu defa gerçekleştirilmesi engellenen bir darbe girişimi var. 20 Temmuz'da hükümet tarafından ilan edilen ve bizim itiraz ettiğimiz, o hale gerek yok, el birliğiyle biz bunu toparlayabiliriz dediğimiz bir süreçte
o halin başlaması var ki o hal aslında sıkı yönetimin sivil karşılığı. Bir yıldan beri devam eden bir OHAL sürecinden bahsediyoruz. Yani Türkiye bir daha demokratikleşemedi ve bundan sonra nasıl demokratikleşebileceği konusunda da herhangi bir öngörüde bulunamıyoruz. Dün iş adamlarıyla yaptığı bir toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki çok yakın bir tarihte OHAL sonlanabilir ama hemen arkasından ilave ediyor ki bu tarihi vermek zor. Çünkü henüz her şey normalleşemedi. Şimdi normalleşemedi dedikleri neler? Kime göre normal, kime göre normal değil? Ve aslında toplumu korkutmaya, toplumu sindirmeye çalışan Cumhurbaşkanı, bugünkü adıyla AKP Genel Başkanı aslında kendi korkularından bahsediyor. Şimdi bir FETÖ terör örgütü var 15 Temmuz itibariyle ama bu FETÖ terör örgütü denilen bir önceki 2013 yılına kadar yani 17-25 Aralık'a kadar elinden ayağından öpülen, gözlerden yaşların süzüldüğü bir Fethullah Gülen efendi, hoca efendi ve bir cemaat var ve parlamento düzeyinde defalarca sayısız kere tekrarlanılmasına ve uyarılmasına rağmen devletin içine sokulan bir cemaat yapılanmasından bahsediyoruz. 15 yıldır iktidarda olan AKP aslında bu cemaati askeriyenin içine, yargının içine, emniyetin içine, eğitimin içine bilerek, isteyerek, hoş görerek ve destekleyerek yerleştirdi. Sonuçta 15 Temmuz bir darbe girişimi ise ve bunun arkasındaki nedenleri araştırıyorsak bunun siyasi ayağının da mutlaka araştırılması, mutlaka açığa çıkartılması gerekirdi. Bakın bir yıldan beri OHAL sürecinde KHK'lar yayınlanıyor. KHK'larla parlamento pas edilerek, bypass edilerek KHK'larla ülke yönetiliyor ve sürekli sistemdeki sempatizanlarla ve muhalif güçlerle uğraşılıyor. Ama FETÖ'nün bir siyasi ayağı olduğunu biliyoruz. Bu siyasi ayağın içinde bakanların olduğunu, bu siyasi ayağın içinde milletvekillerinin olduğunu en iyi bilen AKP'nin kendisi. İçinde artık adaletin olmadığı bir parti. İçinde artık ülke adına kalkınmanın olmadığı bir parti. Onun için kısaca AKP demekte yarar olduğunu düşünüyorum. Yani artık açık adını kullanamayacak durumda olan bir parti. Şimdi biz neden yürümeye başladık? Biraz önce sevgili Hüsnü Bey söyledi. 14 Temmuz'da sevgili Enis Berberoğlu, bizim milletvekili arkadaşımız tutuklandı. Ama ilk değildi. Sevgili Enis Berberoğlu'ndan önce başka milletvekilleri de tutuklanmıştı. Farklı, çok da tutarı ederi olmayan gerekçelerle sonuçta bu parlamento üzerindeki bir baskı kurma, parlamentoyu susturma yöntemiydi. Şimdi süreçte sevgili Enis Berberoğlu'nu hepimiz peyderpey ziyaret ettik. Bizim ziyaretimizde şöyle dedi, herkese selam söyleyin dedi. Ben burada rahatsız değilim dedi. Bu yürüyüş için belki sembol ben oldum. Ama bu yürüyüşün benim için olmadığını, bu yürüyüşün Enis Berberoğlu tutuklandığı için olmadığını çokça seslendirmek, çokça duyurmak lazım dedi. Şimdi bu yürüyüş neden oldu? Bu yürüyüş aslında Enis Berberoğlu'nun tutuklanması bardağı taşıran son damlaydı. Ama kamudan ihraç edilen 150 bin kişi, tutuklu hala yargılanmayan 50 bin kişi, kapatılan üniversiteler, üniversitelerin eğitim kurumlarının kapatılması nedeniyle açıkta kalan, fişlenen öğretmenler, öğretim üyeleri ve bunların ailelerini düşünün. Yani bu sadece toplumun 300-500 bin kişilik kesimi değil, bunları 5'le, 8'le, 10'la çarpabilirsiniz. Türkiye'nin belki de %50'si bu süreçten etkilendi. İzin verirseniz Adalet Bakanlığı'nın bugün bir açıklaması var. Net rakamlar var önümde. Evet. Onları vereyim. 50.510 kişi bu FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanmış. 169.013 kişi hakkında işlem yapılmış. Hı hı. 41 ülkeden de işte bu FETÖ örgütünün üst düzey yöneticileri anlamında değerlendirilebilecek 118 kişi de kişinin de iadesi istenmiş. Ama bakıldığında TSK tarafından vahim bir tablo da var ortada. 169 general, 7098 albay ve onun altı rütbelerdeki asker, 8815 emniyet mensubu polis değişik rütbelerde, 24 vali,
73 vali yardımcısı, 116 kaymakam, 31.784 diğer şüpheli, toplamda 50.510 tutuklu var. Şimdi sen nasıl bir iktidarsın, nasıl bir hükümetsin ki bir devleti böyle yönettin? Bunların hepsi devlet görevlisi değil mi? Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı tutuklu gazetecilere yönelik. Dedi ki şu anda 170 kişinin gazeteci tutuklu olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki onlar gazeteci değil, sadece iki tanesinin sarı basın kartı var dedi. Halbuki Şubat ayında Sayın Bekir Bozdağ'ın bir açıklaması var. 30 sarı basın kartından bahsediyordu. Şimdi bu nasıl bir aymazlıktır? Ya kendileri bilmiyor, vahim, veya biliyorlar, bize yalan söylüyorlar yani topluma. Bu da vahim. İki kişi kim? En son Sözcü'den tutuklanan arkadaşlarımız. Şimdi Cumhuriyet'ten tutuklananları biliyoruz. Sözcü'den sonra iki kişiyi biliyoruz. Bununla ilgili yine CHP'den bir soru önergesi verildi. Belki verildi, cevap verir de verildi. Bakan. Arkadaşlarımız verdi. Şimdi bakın, biliriz. Bir yıldan beri darbe raporu yazılmaya çalışılıyor. Bir darbe araştırma komisyonu kuruluyor. Darbe araştırma komisyonunun başkanı Fethullah Gülen cemaatinin avukatı. Yıllarca o grubun savunuculuğunu yapmış, o grubun arkasında kalan, o grubu koruyan bir kişi darbe araştırma komisyonunun başkanı oldu. Komisyon çalışmalarını tamamladı, rapor hazırlandı. Bizim arkadaşlarımız ansiklopedi niteliğinde bir muhalefet şerhi koydular ve bugün darbe araştırma raporu teslim edildi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. İçinden ne çıktı? İçinden ne çıktı? Taslak halinde, yani tüm komisyon üyelerinin paylaştığı taslakta olmayan eklemeler çıktı. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde görülmemiş, ne diyelim buna? Üç kağıt diyelim, yolsuzluk diyelim. Ve ya da, darbenin ya da adalet yürüyüşünün bozduğu ayar sonucunda. Şimdi darbenin siyasi ayağı nerede diyoruz? Onlar da diyor ki darbenin siyasi ayağı Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün sanıyorum Türkiye'deki bütün kargalar karınlarını tuta tuta güldüler. Gerçekten kargalar güldüler. Çünkü hani bugün sokaktaki küçük çocuklara sorsanız okula giden Fethullah Gülen cemaatiyle kimler el ele, kimler çocuklara zorla Fethullah Gülen adına övgüler düzdürdü, Türkçe olimpiyatları o çocuklar iteleye iteleye aileleri istemediği halde nasıl götürüldü, nasıl şakşaklandı. Yani bunları herkes bilirken bu bizim aklımızla dalga geçmek. Tekrar yürüyüşe dönelim. İşte tüm bunlar ve 16 Nisan referandumu o hal koşullarında YSK'nın yaptığı son oyunla mühürsüz seçim olarak tarihe geçecek referandum. Bunların hepsi aslında 15 Temmuz darbe girişimini kendi lehine çevirme, o halin ilanı ile o halin yarattığı baskı ortamını istediği gibi kullanma ve parlamentoyu susturup, parlamentoyu tek adamın aklına, isteğine, ne diyeyim işte keyfine bırakma yürüyüşüdür. Ve bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi yürüyüş kararını vermiştir. Şimdi Sayın Hüsnü abimin söylediği gibi biz hekim olduğumuz için abi kardeş şeyi çoktur tıpta. Herkes birbirine abi, kardeşim, abla o şekilde hitap eder. Onun için ayrı bir hukukumuz var. Şimdi yürüyüş gerçekten zorlu bir yürüyüştü. Buradan emniyet güçlerine, bizimle yol yürüyen askerlerimize, jandarmaya hepsine çok teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten yürüyüşün belli bir nizam içinde olması için canla başla çalıştılar ve bize iştirak ettiler. Bizimle birlikte yoldaşlık yaptılar. Ama bu yürüyüş kolay bir yürüyüş olmadı. Bu yürüyüş uzunluğu için değil, 434 kilometre yeri geldi sağanak yağmur altında, yeri geldi 40 derece ısının altında yürüdüğümüzden ziyade sürekli olarak kirli bilgilerin olduğu bir yürüyüştü. Örneğin işte bir tır konvoya dalacak, IŞİD eylem yapacak, işte canlı bomba tabii. Ve bunlar sürekli bizlere aktarıldığı gibi yayılan bilgiler vatandaşı korkutma, yürüyüşe katılmasını engelleme, caydırma çabalarıydı. Bunların bir kere bilinçli olduğu şüphesiz. İşte bir konaklama yerinde su vermedi belediye, oranın suyunu kesti, bizi susuz bırakmak istedi. Başka bir konaklama yerinde o konaklama bölgesindeki belediyenin kamyonu
konaklama alanına, bakın orada çadırlar var, uyku tulumlarıyla insanlar yatıyor, yemek yiyorlar, tezek döktüler. Şimdi ve buna karşılık Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu yürüyüş bizim bir lütfumuzdur, sayenizde yürüdünüz. Yani hiçbir demokrasi, demokratik ülkesinde yürüyüşler, protestolar iktidar partisinin lütfu değildir. Nerede görülmüş? Muhalefet zaten iktidarı denetlemek içindir. Bir de Sayın Vekil, bunu tersten okuduğunuzda kimi yürüyüşleri de demek ki müdahale emrini tersinden veriyorlar diye de yani, düşünebiliriz. Yani. Şimdi burada buna izin verdiyse vermediklerini bizim düşün, yürüyen tamam. arkadaşlarımız ki işte Mersin'den gelen 85 yaşındaki teyze, Rize'nin İkizderesi'nden gelen 90 yaşındaki amca, kalbim var evladım ama kalbim bu yolda feda olsun diyen, nefes nefese dudakları morarmış bir amca, elindeki bastonla Mersin'den yürüyen, bir yandan gözünün yanında yaş akan teyze, evladım ben ömrümü bu yolda kaybedebilirim ama ben bu ülkenin tekrar dirliğe, tekrar huzura kavuşmasını istiyorum diyen teyze, arkama döndüğümde bir araba, bir baba arabayı kullanıyor, genç bir kadın önde, arkada iki çocuk, kadın ağlıyor. Yanaştım, sordum, dedim ki niye ağlıyorsunuz? Elini tuttum, arkada iki çocuğum var, onlar için ağlıyorum. Onların geleceği için ağlıyorum dedi. Ve biz İstanbul girişinde Dilovası'ndan sonra Şişecam, İş Bankası, Marshall boyaları, bütün insanlar camlara yapışmışlar, el sallıyorlar. Birçok işçi bariyerlerin önüne gelmiş, sadece el sallamıyorlar. Gençlerin gözlerinden yaşlar akıyordu. Bakar mısınız? Bu ülkenin ne duruma getirildiğinin en basit göstergesi. Onlar bizimle yürüyenler değil ama yürekleri bizimle birlikte ağlıyorlar. Bir ülkede insanlar niye ağlarlar? Bir sevinçten ağlarlar, gülümseyerek. Bir kaygıdan ağlarlar. Bir de yeniden umut var diye ağlarlar. İşte bu yürüyüşte ağlayarak katılanlar yeniden umut var, cesaret var diye ağlayanlardı. Dolayısıyla bu yürüyüşün Türkiye'de yeniden o korku ikliminden sıyrılma, yeniden cesaretin doğması ve bir tek adamın, şimdi onu da magazinleştirmeye çalışıyorlar, yalnız adam. Hayır, genel başkanımız yalnız adam olarak yürümedi. Genel başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak başladığı yürüyüşü bir toplumsal lider olarak bitirdi. Ve o liderliği nedeniyle arkasında biz bir mesafeden sonra durduk ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşü değil sadece. Bu Türkiye'de 16 Nisan'da hayır diyen, 16 Nisan'da AKP'ye dur diyen milyonların yürüyüşü. O milyonlar CHP Genel Başkanı'nı ama toplumun yeni liderini takip ettiler. Çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı. Yolda bayraklarını ellerine almış gençler, 5-6 yaşında çocuklar. Bakın bir evin kapısında bir kadın böyle ağlıyor ve bağırıyor. Bir şeyler söylüyor ama aramızda mesafe var. Biraz yaklaştığımızda kocaman bir pankart açtı. Çocuğum 11 aydır tutuklu, ben bir Kara Harp Okulu öğrencisinin annesiyim diye. Evet. Şimdi teşekkür ederim size. Mehmet Ali Çelebi'ye biraz az süre kaldı bu dilimle ilgili ama sonraki dilimin başında da senle başlarız. Evet. Şimdi bu insan hikayelerinden yola çıkarak da mutlaka senin de farklı bir bakış açısıyla değerlendirmelerin olacaktır. Evet. Onu alalım, sonra devam ederiz. Şimdi hepimiz bir defa insan olarak adalete ve doğruluğa borçlu olarak doğduk. Ben buradaki komutanım, Gaye Hanım, bütün milyonlar hakikatin o bütün ağırlığını yüklenerek o konformizmin gölgesine sığınmadan bu yürüyüşe katılmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bunu her şeyden önce söylemem gerekiyor. Bir asker olarak da baktığımda genel başkanımızın performansı harika. Biz 35 kilogram sırt çantasıyla yürüyoruz diye övünürdük önceden. Şimdi baktığımızda gerçekten kendisini takdir etmek gerekiyor. Asker olarak da takdir ediyoruz. Neden yaptık bu yürüyüşü? Her şeyden evvel meşru olmayan bir referandum. Biraz önce söylendi. Bunlara karşı. Seçim adaletsizliğine karşı. Bir gelir adaletsizliğine karşı. Bakıyorsunuz kıdem tazminatına böyle göz dikmişler insanların. Artı yandaş mülakatların, çalınan soruların yarattığı
görev adaletsizliğine karşı, liyakat adaletsizliğine karşı, doğa talanlarına karşı, fıtrat denilerek ölüme mahkum edilen o Soma madencilerinin yaşadıkları zulümlere karşı. Son 15 yılda iktidarda oldukları dönem kaybettiğimiz işçi sayısı 20 bin. Onların yaşadığı zulümlere karşı. Yani bu memleketin her alanda, her evladına yapılan fakirliğe, işsizliğe, sömürüye, zulme karşı biz orada yürüdük. Şimdi hani dersiniz ya, biz böyle çok bunalırsınız. Bir dışarıda bir temiz hava alayım, geleyim dersiniz ya. İşte biz de Bolu Dağları'na gittik. Bir temiz hava aldık. Yani orası aslında Türkiye'nin aldığı temiz havadır. Doğayla kucaklaşmadır. Doğanın insanı huzura ve barışa taşımasıdır. Orada yaşanan budur. Orada aslında içine girdiğinizde değiştirip dönüştüren bir okul var. Buradaki herkes değişti. Katılan herkes istisnasız değişti. Genel başkanımızı gördünüz mü? Slogan atıyordu. Hiç daha önce yapısına uygun mu bu? Yani öğretmeni olmayan bir okul vazifesi de gördü orası. Şimdi siz neden yürüdünüz? İçeridekilere beraat mı istiyorsunuz? Şu adalet kavramını bir önce tekrarlayalım. Adaletten nasibini almak demek suçlu için cezadır, masum için özgürlüktür. Biz suçlular cezasını alsın, masumlar özgürlüğüne kavuşsun diye yürüdük orada. İşte biliyorsunuz kirli algılar, sahte söylemlerle bu yürüyüş kirletilmek istendi ama başarılamadı. Çünkü orada kurucu ve devrimci bir öz vardı. Neydi o? Bir, Türk bayrağı. İki, Atatürk. Üç, adalet. Adalet zaten cumhuriyetin temel felsefesidir. Cumhuriyetle birlikte saraydan millete verilen egemenlik sayesinde bu millet kanunlar önünde herkes eşit seviyeye gelmiştir. Zaten cumhuriyetin adaleti de budur. İşte kurucu ve devrimci öz burada hayata geçmiştir. Orada gördünüz, halka tepeden bakanlara inat, o kibirli hükümete inat, vekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, bütün herkes halkla yan yana gelmiştir onlara inat. Ve orada neler gördünüz? Yer sofraları gördünüz. Saray sofralarına karşı bağdaş kurularak köylülerle paylaşılan yer sofralarıdır adalet yürüyüşü. O kirli rant ilişkilerine karşı dağların, ovaların temiz havasıdır. Biz o temiz havayı soluduk zaten orada. Burada asla bir merhamet filan talep etmiyoruz. Hani biz izin verdik yürüdük diyorlar ya, siz yürüdünüz diyorlar ya. Biz onlardan vermekle, sağlamakla mükellef oldukları adil düzeni istiyoruz. Bununla sağlamakla mükellefsiniz zaten. Çıkıyorlar sayılar üzerinden yürüyüşün anlamını küçümsemeye çalışıyorlar. O da bir telaşın sonucu. 175 bin diyor. Ben de diyorum mevzu bahis yaranmaksa 2,5 milyon teferruattır. Burada herhalde biat çarpanı devreye girmesi gerekiyor veya valiye bir düzeltme faktörü uygulamamız lazım. Evet, ama bu faktör de inanılmaz büyüklükte. Hocam ne yapmak lazım? İman mı edelim şimdi valiyi? Abaküsler ortada dolaştı evet. Zaten. Ya zaten vali için. Zaten düğme arayan Danıştay Başkanımız var cübbesinde. Başarılarından dolayı. Derdest edilen Genelkurmay Başkanımız var. Sayamayan valimiz var. İnanılmaz bir adaletsizlik, zulüm düzeni her tarafı salmış durumda. Burada kumpas mağdurları yürüdük. Biz 7. günde genel başkanımızla en önde yürüdük. Kaybettiğimiz nice canlarımız vardı. Geçtik Ali Tatarlar, Murat Özen Atlar, onları tekrar rahmetle anıyorum. Cem Çakmaklar adına da yürüdük. Orada askeri öğrenciler içeride o hal mağdurları da var. Yani bir tane biliyorsunuz generallerden boynu eğilerek içeri atılan bir general sonra tahliye edildi. Bakın ne muameleler gördü. Sonra tahliye edildi. Bunların yaşanmaması lazım. Zaten adil bir yargılama olduğu takdirde hepsi gerekli cezayı alacak. Başka türlü bir muamele yapmanıza asla gerek yoktur. Beni burada etkileyen en önemli fotoğraf genel başkanımızın küçük bir kız çocuğuyla yürümesiydi açıkçası. Benim gözlerim doldu bir asker olsam da. Benim için en anlamlı fotoğraf o olmuştur. Bir de zamanımız var mı? Yok. O zaman dönünce, ifade ettim değil mi? Dönünce. Dönünce. İzninizle bir reklamlara önemli, gidelim. Evet. Hem sizler soluklanmış olun hem sevgili seyircilerimiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz tekrar. Tamamladık.